Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün evde bulunan 3 tane cennet hurması ile hazırladığım güzel bir meze tarifini paylaşacağım sizlerle. 3 tane hurma, 1 tane kuru soğan kullandım. Cennet hurmasının mezesi mi olur diye hiç düşünmeyin, tereddüt bile etmeyin. Samimiyetle sizlere söyleyeceğim tek şey, gönül rahatlığıyla yapın, lezzetini çok beğeneceksiniz. Çiğ haliyle pişmiş halinin arasında dağlar var. O kadar farklı lezzeti. 3 tane cennet hurmasının dış kabuğunu soyarak yapımına başladım tarifin. Çocuklar için almıştım. Onlar da tadına bile bakmadan biz bunu yemeyiz dediler. Benim de çok sevdiğim, tercih ettiğim bir meyve değil. Eve de aslında hiç almam. Vitamin olsun diye almak istedim. Onlar da yemeyince nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken hazırlamış olduğum tarif geldi aklıma. Gerçekten iyi ki de yapmışım. Çok sevdik. Evinizde cennet hurması bulunuyorsa bir tane hurmayla olsun deneyin. Gerçekten bana hak vereceksiniz lezzeti konusunda. Çiğ halini ben sevmiyorum. Pişmiş hali daha güzel. Hele yumuşağını hiç tüketemiyorum. Aslında çok da sağlıklı bir ürün. Ama benim gibi yiyemeyenler bu şekilde tüketebilirler. Arasındaki çekirdeklerini çıkartarak doğruyorum hurmaları. Yarım ay şeklinde hurmaları doğradım. Büyük boy bir tane de soğan kullandım. Hurma, soğan ne alaka diye hiç düşünmeyin gerçekten. Samimiyetle tekrardan söylüyorum sizlere, alakayı pişirdiğinizde göreceksiniz. Bir diş de sarımsak. Soğanı sarımsağa ekleme sebebim, hurmanın tatlı bir lezzeti var, onu kırmak. Yarım kahve fincanı zeytinyağı, aslında çok da sağlıklı bir meze tarifi oldu. Videoyu izlediğinizde göreceksiniz, tek tek içerisinde kullandığım malzemeleri, zeytinyağı, soğan görüyorsunuz. Soğanı biraz kavuruyorum. Sarımsağı ekliyorum. Çok fazla dakikalarca hiç pişirmedim. Aslında diyet yapanların bile gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir lezzet. Hurmayı ekledim. Orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamaya kadar gördünüz. Zeytinyağı, soğan, sarımsak, hurma girdi tavaya. Bir yemek kaşığı bulgur, pilavlık bulgur ekledim. Çok da doyurucu. Tek başına bir öğün olarak da tüketilebilir. Ben meze olarak hazırladım. Yarım yemek kaşığından biraz az biber salçası ekledim. Biber salçası güzel yakışıyor. Hem daha rengini, koyu bir renk yapıyor. Siz salçasız da hazırlayabilirsiniz. Ben salçalı yemekleri seviyorum. Bir çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber ekledim. Baharat miktarını ve dilediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz. Malzemeleri iyice soteledim. Salçasını, yağını, biberini iyice karıştırdım. Bir çay bardağı kaynar su ekledim. Bu aşamada ocağın altını kıstım. Şöyle bir karıştırdım. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte içerisindeki bulgurun tamamen pişmesini bekleyeceğim. Hurma zaten çabuk pişiyor. Görüyorsunuz. Bu aşamada pişti. İstediğim kıvama ulaştı ve bir miktar dereotu ekliyorum. Ocağın altını kapattım.
Dereotunu ekledikten sonra gerçekten abartmıyorum. Lezzeti çok güzel oldu. Hafif tatlımsı bir lezzeti var. Acısı sarımsağı süper oldu. Ocaktan servise alıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra görüyorsunuz, hatta biraz da görüntüsü mantara benziyor. Hazırladığım tarifi servise aldım. Kaşık kaşık yiyeceğiniz bir lezzet evinizde. Cennet hurması varsa, benim gibi çiğ halinde sevmiyorsanız, çocuklar da tercih etmiyorsa bu şekilde yapıp değerlendirebilirsiniz. Üzerine bir miktar yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt da güzel yakışıyor. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Lezzete garanti, pratik bir tarifte daha sizlerle beraberdim bugün. Farklı, lezzetli, başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.